Sahnemizin üstünde lütfen kimse kalmasın. Teşekkür ediyoruz. Birazdan protokolümüz burada olacak. Lütfen anıtın etrafında... Protokolü bize kabul etmiyorum. O kadar canımız günlerce kaz altındaydı. Evet, basın mensupları... Evet, anlayışınız için çok teşekkür ediyoruz. Bütün kiliselerin, bütün mezheplerin yan yana durduğu, sinagogların, camilerin, havraların, Hazreti Hızır Türbesi'nin tütsüsünün yükseldiği yan yana duran bu inançlar, bu kadim Antakya halkı ölüme terk edildi. Ve birçok kardeşimin söylediği gibi asla unutmayacağız, unutturmayacağız. İkleri Rana Apartmanı'nın enkazı diyemeyeceğim, ne diyeceğimi bilemiyorum. Tam da bu apartmanın yanından biz bu mesajı bütün Türkiye'ye ve dünyaya veriyoruz. Acımız çok büyük ama umudumuzu yitirmeden bu kenti inşa edeceğiz. Burada sizlere sözümüz olsun değerli arkadaşlar. Dayan, rüsva etme beni. Hatay halkı kadimdir, Hatay halkı asildir. Hatay halkı ve tehditlere boyun eğmez. Bu ölümlerin sorumlusunun açığa çıkması gerekiyordu. Birilerinin hesap vermesi gerekiyordu. Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen maalesef hiç kimse bu konuda sorumluluk almadı. Sadece helalleşmek istediler. Sadece insanlara bizi affedin dediler. Ama biz bu ölümleri asla affetmeyeceğiz, asla helalleşmeyeceğiz. Şimdi de bütün vatandaşlar. Hocam kameraları kapatıyorsun. Bütün yurttaşların kendi emekleriyle sanki sahipsiz, vatansız, devletsiz bir toplummuş gibi
kimsesizce sadece ve sadece kendi imkanlarıyla bu felaketle baş etme gayesi içerisindeydi. Ve biz o dönemin sivil toplum kuruluşları Ahmet'te tam da böyle bir sürecin içerisinde kısıtlı imkanlarımızla başta Ahmet halkına ve daha sonra Adıyaman, Malatya, Maraş, Hatay'a birer seferberlik ruhuyla hareket etmiştik. Belki o gün merkezi hükümet ve merkezi hükümetin elinde olan yerel yönetim imkanları biz sivil toplumun elinde olsaydı, belki de o gün soğukta donan o canlar da arama kurtarma ekibi gitmeyen o enkazlara da birçok canımızı da kurtarabilirdik.